geldiniz. Ben Kıbrıs İlim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Arzu Alvan Bozdereli. Bugün burada Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi QCAM olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama haftası kapsamında kurucu merkez müdürümüz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Asuman Volkan öncülüğünde düzenlenen ve insan insanı olmanın dünyada ve ülkemizde yansımaları konulu çalışmanın alt başlıklarından biri olan çok önemli bir konu. İnsan ticareti konusunda farkındalık yaratmak amaçlı eğitim webinarı için buluşmaktayız. Konuyla ilgili farkındalığın oluşması amacıyla değerli bilgilerinden faydalanmak istediğimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Meltem Onurkan Samani'yi etkinliğimize davet ettik konuşmacı olarak ve kendisi de bu davetimizi kabul ederek bizi onurlandırdılar. Bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri olan insan ticareti aslında modern bir köleliktir. Temel insan haklarının ihlal edildiği çok ağır bir suçtur. İnsan ticaretinin en önemli odağı maalesef tamamıyla finansal kazanımlar içindir. Bu ticarete maalesef ki ticarete tabi olan meta insandır. İnsan tacirleri savunmasız insanları kandırarak ya da zorlayarak onları sömürmektedirler. Ve bu sömürüye konu olan ana başlıklar maalesef ki çok büyük bir oranda fuhuş ticareti ve diğer önemli bir oranda ise zorla çalıştırma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu sorun küresel olmakla birlikte hem küresel boyutta hem de ülkeler arasında, ülkeler bazında ele alınması, çok geniş çaplı olarak ele alınması gereken ve mücadele edilmesi gereken çok önemli bir konudur. Bu mücadele ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olan ciddi bir mücadeledir, zorlu bir süreçtir. Toplumda en çok neyi dillendirirsek, en çok neyi konuşulur hale getirebilirsek, o konuda algıları açabiliriz ve farkındalık yaratmaya başlayabiliriz. Biz de bugün burada bu konuyu üniversitemiz ve QCAM olarak ele alarak dile getirmeye ve konunun konuşulur olmasını başlatmaya yönelik bir adım atmak istedik. Ben burada sözü bırakarak Sayın Merkez Müdürümüz, Kurucu Merkez Müdürümüz, Yardımcı Doçent Doktor Asuman Volkan Hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Arzu Hocam. Çok kıymetli izleyicilerimiz, 8 Mart Dünya Kadın Etkinlikleri Haftası kapsamında bugünkü Kıbrıs İlim Üniversitesi QCAM organizasyonundaki insan insana olmanın dünyada ve ülkedeki yansımalarından bahsederken bunun ilk birinci adımı olan insan ticaretiyle çalışmalarımıza bu yeni dönem içerisinde başlamış bulunmaktayız. Bugünkü konferansımıza başlamadan önce kısaca QCAM'dan bahsetmek istiyorum. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 1 Eylül 2018 tarihinde kurulmuş ve KKTC'de faaliyete geçen ikinci bir merkez olma özelliğine sahiptir. Merkezimiz dünyada ve ülkemizde disiplinler arası organizasyon altında kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadınların, çocuk, engelli ve mağdur bireylerin karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi, yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 8 Mart etkinlikleri içerisinde bugün Dünya Kadınlar Günü dünyada ilk kez 1911'de kutlanmaya başlamış, ana vatanımızda 1921
ve Kakatece'de Birleşmiş Milletler'in tarafından 1977 yılında ilanı ile her yıl kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından sürekli kutlanmaktadır. Bu yıl tüm dünyayı sarsan koronavirüs hastalığı nedeniyle etkinliklerimizi webinar ortamında sürdürmekteyiz. Bugünkü etkinliğimizi değerli hocamız Doğu Akdeniz Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Meltem Onurkan İnsan Ticareti konulu farkındalık eğitimi bizlerle paylaşacaktır. Bu noktada 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun fethiyle birlikte Kıbrıs'ta adalet ve inanç bütünlüğü ile Türk varlığının bugünlere gelmesinde en başta kendi ulusuna sahip çıkması ile birlikte Osmanlı'nın hakimiyeti ve himayesi altındaki ülkelerin din, dil, ırk ayrımı yapmadan koruyup kollaması oldukça önemli rol oynamıştır. Asırlar öncesi olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkı kendilerine atalarından devir aldıkları bu mirasla ülkesindeki herkese hümanist bir anlayışla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bir yaşamı görev edinmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 21. yüzyıl itibariyle küreselleşme ile birlikte başlayan ve her geçen gün artış gösteren insan ticareti ile ne yazık ki karşı karşıyayız. Bugünün sözde çağdaş ve modern dediğimiz nice öncü nitelikli ülkeler geçmişte ne yazık ki yüzyıllarca çoğunlukla Afrikalı ve Afro-Amerikalılardan oluşan taşınır mal statüsünde yasal bir kurum olan kölelik ile insan ve emek sömürüsü yapılarak kendi ülkelerini zenginleştirerek temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı davranışlarla bugünlere gelmişlerdir. Afrikalı tutsaklar kadın, erkek, çocuk demeden ailelerinden koparılarak, tüm hak ve özgürlükleri ellerinden alınarak, ağır koşullarda gemilerle taşınarak Amerika'ya getirilmişlerdir. Onlar için bilinmedik olan bu ülkede zengin çiftlik sahiplerine satılarak, mısır ve tütün tarlalarında çalışarak, insanlık dışı yasa ve tutumlarla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde ise insanlığın yüz karası olan köleliğin bir başka şekliyle dile getirilen modern kölelik olarak kabul edilen insan ticaretinde başta kadın ve çocuklar olmak üzere cinsel ve emek sömürüsü şeklinde bu insan ticaretiyle karşı karşıyayız. İnsan ticareti konusunda Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan araştırmalarda ne yazık ki küresel olarak 2.45 milyon civarındaki bu köleliğin 1.2 milyonu çocukları kapsamaktadır. Bütün bunlar dikkate alınarak ticaretiyle mücadele konferansında Göç İdaresi ve Aile Bakanlığı'nın yetkilileriyle çocuklarla ilgili yapılan sunumda dünya genelinde 40.3 milyon insan ticareti mağduru olduğu düşünülmektedir. Bu mağdurların %71'i yine kadınlardan ve %25'i çocuklardan oluşmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde devlet güvenliğinden temel insan hakları ihlallerine kadar
çok geniş bir yelpaze ile baş başayız. Ülkemizde bu alandaki mücadele ekonomik, sosyal, psikolojik önlemleri gerektirmektedir. Bu suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak, suçun mağdurlarını da tespit etmek, kurtarmak ve korumak açısından tüm devlet otoriteleri başta olmak üzere resmi ve sivil toplum örgütleri ile duyarlı bir toplum ve gençliğin önderliğinde farkındalık yaratarak harekete geçmek oldukça önem arz etmektedir. QKAM olarak kadınlarımızın rolünün bir ulus için ne kadar önemli olduğu bilinciyle toplumsal farkındalık yaratmak temel amaçlarımızdan birisi olmuştur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla başta kadın olmak üzere toplumdaki her bireyin değişimi ve dönüşümü için ihtiyaç olan her türlü eğitimi vermek ve uluslararası işbirliği ve dayanışma ile aracı olarak eğitim ve hizmet sunmak önde gelen hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Sözlerime son verirken toplumsal bilinç, inanç, beraberlik ve dayanışma içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aydınlık ufukların her zaman bizlerle olması dileklerimle, birlik bilinciyle aydınlığa doğru el ele derken Doğu Akdeniz Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Meltem Onurkan Samani hocamızı insana insan insana olmanın dünyada ve ülkemizdeki yansımalarından bahsederken insan ticareti konulu konuşmasına davet etmeden önce kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Sayın hocamız Doğu Akdeniz Öğretim Üyesi olarak şu anda çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans diplomasını Doğu Akdeniz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'ndan almıştır. Master ve doktora tezleri Kıbrıs tarihi üzerine yapan Sayın Samani, 2010 yılında Haderfield Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Akademisyenliğe ilk kez Befke Avrupa Üniversitesi'nde başlayan Sayın Samani, burada adanın ilk tarih bölümünün kuruluş çalışmalarını ve bölümün ilk başkan vekilliğini yürütmüştür. 2007 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yardımcı doçentliğe yükseltilen Onurkan, yakın dönem Kıbrıs tarihi yanında çatışma ve barış çalışmalarında tarih eğitiminin ve tarih kitaplarının rolü üzerine uzmanlaşmıştır. Kıbrıs Türk toplumunda geleneksel anlatıcılığa dayalı tarih ders kitaplarının 2004 yılında ilk kez yenilikçi ve bilimsel tarzda öğrencilerin bilgi edinmeleri yanında analitik, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini de geliştirmeyi amaçlayan yöntemlerle yazılması sürecinde ders kitabı yazarı olarak yer almıştır. 2004-2009 yılları arasında okutulan bu kitaplar alanda uluslararası ilgi ve takdir görmüştür. Kıbrıs tarihi ve barış çalışmaları ile ilgili makaleleri, kitap bölümleri, ders kitapları bulunmaktadır. Bu arada uluslararası çeşitli komite ve sivil toplum örgütlerinde toplumsal projelerde yer almaktadır. Evli olup iki çocuk annesidir. Sevgili hocam, sizi sunumumuzu yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Asuman hocam. Hepinizi selamlıyorum. Sesim geliyor değil mi? Burada herhalde sesim geliyor. Ben başlıyorum sunumuma.
Öncelikle sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin YouTube kanalının değerli izleyicileri, bizleri izleyen, sunumumuza şu anda katılım gösteren herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Asuman Hocam'ın bizleri davet etmiş olması, bu günümüzün ciddi insan hakları ihlali, hatta en ciddi insanlık suçlarından ve ayıplarından birisi olan insan ticaretine yönelik farkındalık yaratılmasında önemli bir katkıdır. O anlamda kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sunumumuzun adı insan ticareti olmakla beraber daha çok kadın ticaretine yoğunlaşacağız. Bu sunumu Kadından Yaşama Destek Derneği adına gerçekleştiriyorum. Kadından Yaşama Destek Derneği 1998 yılında kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. Amacı kadının her alanda güçlendirilmesidir. Ve 1998 yılında bu anlamda çok fazla da sivil toplum örgütü bulunmamaktaydı. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadını güçlendirirken toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletini sağlamayı amaç edinmiştir. Ve o günden bugüne yüzlerce proje geliştirmiş ve aktif olarak toplumda bu konuda katkıda bulunmuştur ve bulunmaya da devam etmektedir. 2014 yılından itibaren Kadından Yaşama Destek Derneği çalışmalarını kadına karşı şiddetle mücadele üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı bir yasa çalışması da hazırlamış olan Kadından Yaşama Destek Derneği bu yasa çalışmasını meclise sunmuştur. Ve bunun meclisten geçmesi için de bir kampanya boyutunda çalışma sürdürmeye devam etmektedir. Bu anlamda da bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bu yasanın geçmesi önemlidir. Çünkü yasalar tek başına yeterli olmasa da kadınların zulüm görmesine, şiddet görmesine ve hatta hayatını kaybetmesinin önlenmesinde ilk ve en önemli adımlardan bir tanesidir. Yasa önemlidir diyorum. 2018 yılından itibaren ise Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle kadın ticaretiyle mücadele alanında kapasitesini geliştirmektedir Kadından Yaşama Destek Derneği. Bu arada dernek tamamıyla kadınlardan, yönetim kurulu da kadınlardan oluşmaktadır. Ancak toplumun dönüştürülmesinde kadın erkek tüm toplumsal cinsiyet kategorizasyonlarının birlikte hareket etmesi felsefesini savunmaktadır ve buna göre hareket etmektedir. Elbette ki kadının dezavantajlı konumu hala devam etmektedir toplumda. Dolayısıyla da kadına bu anlamda fırsat önceliği verilmesi ve kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da öncelik vermektedir derneğimiz diyebiliriz. Bu anlamda insan ticaretini de daha çok kadına ticaretin ve çocuklara, kadın ve çocuklara yönelik ticaretle mücadele üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ancak şunu da zaten ifade etmek istiyorum. İnsan ticaretinin birinci mağduru maalesef ki şaşırmayacağımız şekilde kadın ve çocuklar olmaktadır. Arzu Hocam, Asuman Hocam bazı rakamlar verdiler. 42 milyon
insan ticareti mağduru olduğunu ifade ettiler. Aslında 2016 tarihli küresel endekse göre bu 45.8 milyona yükselmiştir insan ticareti mağduru sayısı ve bu mağdurların %75-%80'inin kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla da bu ciddi insanlık suçu hakkında bilgi edinmemiz, bu ticaretin farkına varabilecek donanıma sahip olmamız gerekmektedir. Bu anlamda da farkındalık eğitimleri ayrıca önem taşımaktadır. Kolay değildir tespit etmek insan ticareti mağdurlarını. O anlamda tespit edebilmemiz için ipuçları üzerinde de biraz bu sunumumuzda birlikte duracağız. İnsan ticaretine, özellikle kadın ticaretine yönelik mücadele projemizin ismini görmezden gelme oluşturuyor. Görmezden gelme şiarı ve ekranda şu anda görmüş olduğunuz gözyaşları içerisindeki hatta ciddi ızdırabı yansıtan bir gözle ifade etmekteyiz. Belki görmüşsünüzdür billboardlarda ve panolarda görmezden gelmeyi. Görmezden gelme elbette küresel bir sorun olan bütün dünyanın ve küresel suç örgütlerinin en yaygın şekilde maalesef mağdur ettikleri insan ticaretini sadece dünya değil yanı başımızda da olabileceğini ifade etmeye çalışıyoruz biraz da görmezden gelme diyerek. Yani dünyada, bölgede ve ülkemizde de insan ticareti mağdurları var mıdır? İnsan ticaretinin yapılmasına yönelik koşullar barındırıyor mu ülkemiz? Bunlarla yüzleşmemiz gerekir. Önce görmemiz gerekir. Gözümüzü kapatmamamız gerekir. Daha sonra da bu koşulların düzeltilebilmesi için hepimizin üstüne düşeni yapabilmesi gerekir. Hepimizin üstüne düşen arasında böyle farkındalık seminerlerine birlikte katılmamız var. Bu sorunu tanımlamamız, tanıtmamız var ki insanlar ben tek başıma ne yapabilirim ki demesinler, yanı başlarındaki mağdurları tanıyabilsinler ve onlara yardım edebilsinler. Bu yardım yasaların düzeltilmesine katkıda bulunarak olur. Kişilere doğrudan bir yardım yapılmakla olur, bilinçlendirme kampanyalarına katılmakla olur. Şimdi tabii insan ticareti bir modern köleliktir dedi Arzu hocam da, Asuman hocam da. Kölelikle ilgili bir empati çalışması, bir empati alıştırması da yapmak istiyorum. O yüzden hepimiz bir gözlerimizi kapatabilirsek, bir zaman tüneline girdiğimizi hayal edelim ve kölelik bulunan dönemlere gittiğimizi hayal edelim. Bir köle pazarındayız. Zaman tüneline girdik veya zaman makinesine girdik ve kendimizi antik dönemde veya daha sonra 1500'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda bir köle pazarında bulduk. Önümüzde bir müzayede gerçekleşiyor. Yani açık artırmayla insan satılıyor. Bu insanlar arasında çok korkmuş bir genç kız görüyoruz. Herkes ona alıcı gözüyle bakıyor.
Kimisi dokunmak istiyor, dişlerine bakmak isteyen var. Ve birisi bize altın para da veriyor. İstersek açıp artırmaya katılalım diye. Katılır mıydık bu açıp artırmaya? Alır mıydık bu çok korkmuş kızı? Ne hissederdik? Tabii zaman makinesine girip kendimizi köle olarak da bulabilirdik, değil mi? Kendimizi orada bize alıcı gözle bakan, acaba bu işime yarar mı, satın alayım almayayım mı diye bakan, insanların izlediği bir podyum diyelim, podyumda dururken, köle pazarında satılırken, satışa çıkarılmışken de görebilirdik. Ne hissederdik? Bunu bir not edelim kendi kafamızda. Ve bunu not ettikten sonra şu soruyu soralım. Kölelik bitti mi? Günümüzde kölelik var mı? Arzu ve Asuman hocalarımın dediği gibi insan ticareti modern bir kölelik mi yoksa böyle tanımlanamaz mı? Yok hocam aynı da değil yani sonuçta o dönemlerin köleliğiyle şimdiki kölelik niye aynı ismi veriyoruz diyen de çıkabilir. İtiraz eden var mı? Ne hissediyoruz? Kölelik bitti mi gibi bir soru sormak istiyorum. Asuman hocam özgeçmişimi okurken tarihçi olduğumdan bahsetti. Maalesef tarihte gördüğümüz kölelik antik dönemlerden yani uygarlığın ortaya çıkışından hani uygarlığın olumsuz yanlarından biri de şairin dediği gibi tek dişi kalmış canavar medeniyet dediği gibi medeniyetin ortaya çıkışıyla kurumsallaşmış ve bazılarının köle olduğu bir sistem içerisinde özellikle ilk çağda da köle emeğine dayalı bir ekonomik sistem söz konusu idi. Bunu gördük. Ancak köleliğin de belki de hiç bitmediğini size söyleyebilirim. Günümüzdeki çağdaş kölelik normları belki daha farklıdır. Farklarını ortaya koyabiliriz. Ama kölelik maalesef insanın insana ettiği bir zulüm olarak tarihte yerini aldığı gibi köleliği kaldırmaya yönelik 19. yüzyıldaki bütün çabalara rağmen köleliğin unsurlarının 20. yüzyıla hatta günümüze kadar formlar değiştirerek geldiğini ifade edebiliriz. Bunu nereden de anlarız aslında? Köleliğin forum değiştirerek devam ettiğini uzun zaman. Mesela yasa çalışmalarında bunu görebiliriz. 19. ve 20. yüzyılda mesela bu konsept beyaz kadınların fuhuş üzerinden sömürüsüne dikkat çekmekteydi. Aslında daha genel bir tanım yapılabilirdi ama o dönemde ve yakın zamanlara kadar beyaz kadın ticaretinin önlenmesi veya çocuk ticaretinin önlenmesi diye uluslararası ve ulusal yasalar duyarsınız. Şimdi yasalarda böyle maddeler yer alırsa orada tanımlanmış bir suç unsuru vardır ve yaygındır demektir. Biz tarihçiler bunu daha lisans birinci, ikinci sınıfta öğreniyorduk. Hukuk külliyatlarının tarihin önemli kaynağı olduğunu, örneğin işte Sümer hukuk belgelerine bakarak veya Hammurabi kanunlarına bakarak o dönemde hangi suçların işlendiğini görebiliriz ve tahmin edebiliriz. Bu yakın dönem içinde geçerlidir. Eğer hukukta böyle bir suç tanımlanmışsa demek ki yaygın olarak böyle bir sorun var demektir.
Milletler Cemiyeti'nin 1904'teki anlaşması, 1910'daki uluslararası sözleşmesi, 1921'de kadın ve çocuk ticaretiyle mücadele etmek için yapılan uluslararası anlaşma, 1933'e geldiğimizde hala görüyoruz reşit yaştaki kadın ticaretinin önlenmesi diyor Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in öncülü uluslararası örgüttür. 1949'da Birleşmiş Milletler Anlaşması insan ticaretinin ve fuhuş sömürüsünün önlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. 1979'a geliyoruz. Demek ki sorun devam ediyor, hatta artarak devam ediyor. Ki SIDAL yayınlanıyor ve madde 6'da devletler her türlü kadın ticaretini ve kadın fuhuşu sömürüsünü önlemek için uygun önlemler almalıdır diye bir madde kaleme alıyorlar. Şimdi tabii modern köleliğin farkları diye burada bir başlık görüyorsunuz. Yani farklar ortaya koyabiliriz eski dönem kölelikten. Eski dönem kölelikte kölelik yasaldı, devlet tarafından düzenlenirdi. Hatta belki meşruydu, yani vicdanlarda da aklanmıştı. Ona meşruiyet kazandıracak söylemler, hukuki, ahlaki ve hatta dinsel argümanlar güçlü idi eski çağlarda. Günümüzde aslında yasal değil. Hiçbir yerde insan ticareti yasaldır diye maddeler yok. Ama gayri yasal olarak bu sürdürülmektedir. Eskiden dedik ki devlet tarafından düzenlenirdi kölelikle ilgili unsurlar. Hatta hukukta ona göre düzenleme maddeleri bulunurdu. Bugün devlet açıktan bunu düzenlemese de devletin içerisine de sızmış uluslararası suç şebekeleri mafya tipi çeteleşmeyle gene devletin de çeteler vasıtasıyla bazı kurumlarının ve insanlar vasıtasıyla devlete sızmış insanlar vasıtasıyla gene bu konuları düzenlediğini söyleyebiliriz aslında. Bugün meşru da değil. Yasalla meşru farkını biliyorsunuz. Yasal olan hukukta yer alan yasayla düzenlenmiş bir suçu ihlal ettiğinizde bu yasal olmayan bir şey yapmış oluyorsunuz. Ama bir de meşruiyet var. Yasada olmasa bile vicdanlar kabul etmez. Veya yasada vardır, yine de vicdanlar kabul etmez. O yüzden ben önemsiyorum bu farkı. Günümüzde yasal değildir, meşru da değildir. Kimse vicdanında bunu aklayamıyor. Ama buna rağmen de devam edebiliyor. Demek ki bir ikiyüzlülük de söz konusudur. Bu anlamda farkındalık ve yüzleşme ayrıca da önem taşımaktadır diyebiliriz. Gene eskiden insanın mülkiyetine sahipti kölelik düzeninde. Bir insan diğer insanın sahibiydi. Bugünkü kölelik anlayışında ise belki mülkiyeti elimizde değil ama tam kontrol ve güç sahibi oluyoruz. Köleleştirilen insanlar üzerinde çeşitli yöntemlerle. Şimdi tabii tarihsel gelişimini verdim insan ticaretine, özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine yönelik uluslararası belgeler ve hukuksal protokollerle ilgili. Bunlar arasında en kapsamlı ve en son geldiğimiz aşamada 2000 yılı tarihli Palermo protokolü önemlidir. Yani bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin bunu bilmesi gerekir. Palermo protokolü aslında Birleşmiş Milletler'in sınır aşan örgütlü
suçlar kapsamında insan ticaretinin, öncelikle insan ticaretinin, kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine yönelik protokolüdür. Ve önemli bir protokoldür çünkü ilk kez insan ticaretini tanımlamıştır ve Palermo protokolü diğer ulusal devletlerin kabul ettiği ve kabul edince de uygulama maksatlı olarak kendi düzenlemelerini, yasalarındaki düzenlemelerini nasıl yapacağını aydınlatan önemli bir protokol olmuştur. Şimdi bu protokole dayanarak insan ticaretini nasıl tanımlayabiliriz? Bunu ele alalım. Şimdi bir kere insan ticareti dediğimizde üç koşulun oluşması gerekiyor. Bir tanesi işe alınan veya tedarik edilen, bir yerden bir yere ulaştırılan, nakledilen, sevk edilen, barındırılan kişiler olması lazım. Yani insanların işe alınması, ulaştırılması, nakledilmesi, sevk edilmesi, barındırılması, tedarik edilmesi lazım. Ama bu insanları tedarik edilmesinin şu yöntemle yapılması gerekiyor. Tehdit veya zor kullanma veya diğer cebir yöntemleri kullanma. Diğer cebir içerisinde tabii zor kullanma tehdidi de girer. Tehdit, zor kullanma, zor kullanma tehdidi, diğer cebir yöntemleri, kaçırılma, dolandırıcılık, kandırma, aldatma, gücünü kötüye kullanma, savunmasızlığını kullanma, ihtiyaç sahibi olmasını kullanma, ona ödeme yaparak gene alıp bir yerden bir yere götürme veya ondan ödeme alarak bir yerden bir yere götürme. Bu yöntemlerden biri veyahut da ikisi varsa ve amaç da, üçüncüyü görüyorsunuz amaç, amaç da bu insanları sömürmekse, istismar etmekse, çıkar elde etmekse, bu sömürüyü tanımlarsak yelpazenin bir ucundan diğer ucuna zorla çalıştırma, yani emeğini sömürme, hizmet ettirme, gene emeğini sömürme, köle haline getirme, gene emeğini sömürme, cinsel sömürüde bulunma, fiziksel ve onun bedenini kullanma, sömürme, organlarını çıkarma içerebilir. Dolayısıyla sömürmek maksadıyla tehdit, aldatma, savunmasızlığı kullanma ve benzeri yöntemlerle insanlar bir yerden bir yere alınıp götürülüyorsa veya bir yerde tutuluyorsa buna insan ticareti diyoruz. Parantezimiz var dikkat ederseniz yöntem kısmında. Çocuk ticareti tanımı için bu madde gerekli değildir diyor. Yani çocuk ticareti tanımında yöntemin hukukta bir geçerliliği yoktur. Eğer bir çocuğu alıp sömürürseniz, istismar ederseniz buna rızası vardı, tehdit kullanmadım, kendi geldiydi, ettiydi filan gibi yöntemden söz edemezsiniz. Değil mi? Bu çünkü çocukların, zihinsel engellilerin cezai ehliyeti yoktur ve hukuken rızası olduğuna dair bir savunma yapamazsınız. Tabii burada yetişkinler için de bu yöntem kullanılmışsa rızası vardır argümanını kullanamazsınız. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Altını çizmek istiyorum o farkındalığı yaratmak için. Günümüzde insan ticareti mağdurlarını tanımak için burada bahsettiğim
üç koşul yer almışsa, hukuk rızası vardı diyemezsini bile almışsanız ve bunlar arasında, tekrar ediyorum, ihtiyaçlı olmasını kullanma, aldatma, savunmasızlığını kullanma, kendisine ödeme yapma. Yani ben gönüllü köleliği, köleyim, ben gönüllülük içerisinde yapıyorum bu köleliği denemez. Kölelik sonuçta köleliktir ve birileri onun üzerinden rant elde etmektedir. Ve bunu suç olarak tanımlamakta. Dolayısıyla bu protokolün devletler tarafından kabul edilmesi ve kendi meclislerinden yasa olarak geçirmeleri ve kendi yasalarını düzenlemeleri buna göre önemlidir. Biz sivil toplum örgütleri olarak bu yasaların, uluslararası yasaların kendi ülkemizde de geçmesi ve uygulanması, yasanın olması yetmiyor ve uygulanması için baskı unsuru olmalıyız. Tabii imzalandıktan sonra da geri çıkmayacaklar. Bunun da takipçisi olmamız gerekiyor. Şimdi bizim yasalarımıza bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fasıl 154 Ceza Yasası 2020'de aynen bu alınmıştır. Bak, her kim zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırmak veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya esarete tabi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden yararlanarak kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa veya kaçırırsa veya kaçırmaya gerek yok, bir ülkeden bir ülkeye götürmeye gerek yok, bir yerden başka bir yerse, sevk edilirse, tutulursa buna insan ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 10 yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Görüyorsunuz. Yani Palermo protokolünde olduğu gibi ülkemizde de net şekilde insan ticareti suçtur. Dolayısıyla da bunun bilinciyle mağdurları da kurtarmak için ihbarda bulunulabilir. Eğer ki mağdur olduğunu fark edebilirsek etrafımızdaki insanların. Bunun suç olduğunu bilmek bile önemlidir. Bazen mağdurlar kendileri bunu bilememektedirler. Hatta kendilerinin de suçlu durumuna düşeceği ve cezalandırılacağı korkusunu taşıyor olabilmektedirler diyebiliriz. Tekrar ediyorum, Palermo protokolü insan ticaretinin tanımını ilk kez uluslararası düzeyde net şekilde yapmıştır, tartıştırmıştır ve uluslararası anlamda böyle bir sorun olduğunun kabulünü sağlamıştır. O yüzden de insan ticaretine karşı dava açma kolaylaşıyor, önleme kolaylaşacak ve koruma yönlendirme yöntemlerini tarif ediyor ve uluslararası işbirliği yapılmasını teşvik ediyor. Yani insan ticaretini önlemek için bir yol haritası aslında ülkelere sunmuş oluyor. Peki acaba Türkiye'de kabul edildi mi Palermo protokolü veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kabul edildi mi? Evet, Türkiye'de sözleşmeyi 2003 yılında kabul etmiştir. 4800 sayılı kanun ile bu sözleşmeyi kabul etmiştir. Umarım İstanbul Sözleşmesi gibi bu sözleşmeden de çıkmaz ve geri adım atmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de söylemişti, bu sözleşmeyi kabul etmiştir. Ve şu bilgiyi de vermek istedim. Uluslararası bir sözleşmeyi
kendi meclisinizde yasayla kabul ederseniz o anayasa hükmünde olur ve onunla ilgili yasal düzenleme yapmasanız bile yasa geçerli olmuş olur, onun takibini daha rahat hukuken yapabilirsiniz. Palermo protokolünün ilkelerinden mağdurun rızası kısmına aslında az önce ifade ettim. Ama bu rıza kısmında tekrar belki altını çizmek lazım. Yöntem listesindeki herhangi bir madde söz konusuysa mağdurun rıza vermesi diye bir şey hukuken geçerli olmayacaktır. Hatta yani çıkıp kendisi söylese bile ben rıza verdim. Sonuçta koşullar orta yerde. Köle gibi kullanılıyor, istismar ediliyor ve burada artık tam bir kontrol ve güç uygulanıyor mağdur üzerinde. Şiddet gibi aslında. Yani şiddete de rızası vardı da şiddete veya şikayeti şikayetçi değildir şiddet uygulanmasına diye bir savunma olamaması lazım. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nde bu maddeler vardı. Rıza söz konusu değildi şikayetçi olmasa bile kamu davası açılması gerekiyordu. İnsan ticaretinin biçimlerine bir bakalım hızla. İnsan ticaretinin biçimleri Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin tanımlarında da baktığımızda en yaygını fuhuş, cinsel sömürü için yapılan insan ticareti. Zorla çalıştırmak için yapılan insan ticareti, yani emek sömürüsü. Birincisi cinsel sömürü, ikincisi emek sömürüsü. Tabii kadınlar açısından hem emek sömürüsü hem cinsel sömürü kategorisi de açabiliriz. Organların çıkarılması için yapılan insan ticareti var. Ki burada da rızası vardı, kendisi verdi organlarını filan diye geçerli olamıyor hukuken. Zorla çalıştırma şekli olarak dilencilik yaptırma yeni bir şey değil ama yasalarda açıkça yerini almıştır. Avrupa Birliği yasalarına yeni dahil edilmiştir. Dilencilik yaptırmak için özellikle çocukların kaçırılması veyahut da ticaretinin yapılması. Burada görüyorsunuz zorla evlendirmek de insan ticaretine giriyor. Sahte evlilikler ticarete giriyor. Kadın ve kız çocuklarını zorla evlendirmek, satmak için. Aynı zamanda aslında çocuk doğurtmak için yapılan insan ticareti türleri vardır. Taşıyıcı annelik diye bir kategorizasyon çıkmıştır. Bebek satışları diye bir kategorizasyon söz konusudur. Bir şey daha bilmemiz gerekir. O da göç, insan kaçakçılığı ve insan ticaretini birbirine karıştırmamamız konusudur. Bunları hızla bir hatırlatmak gerekirse, göç gönüllü yapılan, belki koşulların zorlamasıyla, ama üçüncü tarafların olmadığı, kendi insanın kendi kararıyla bir ülkeden bir başka ülkeye veya ülke içinde kırsaldan kente, bir yerden bir yere yasal veya yasal olmayan yollarla göç etmesidir. Bunun adı göç olur. Yasa dışı bile gitse kendisi gitmiştir. Dolayısıyla onun suçu ayrı değerlendirilecektir. Yani yasa dışı yollarla bir ülkeye girmekten dava okunacaktır. Göç eden kişi yasa dışı girmişse.
veya işte çok yaygın biliyorsunuz küreselleşme ile beraber göç olgusu, çünkü ucuz iş gücüne prim veriliyor gelişmiş ülkelerde maalesef. Bunları da konuşuruz. Dolayısıyla da göç olgusu günümüzde yaygındır. Ama insan ticaretine dönüşebilmesi için insan tacirlerine gerek vardır. Bu göç etmek isteyen insanların istismar edilmesi, göç ettikten sonra veya işte göç etmeden önce bir şekilde tuzağa düşürülmeleri gerekiyor. Bu noktada bir ara kategori var, insan kaçaklığı. Yani bir yerden bir yere göç etmek isteyen kişiler, gene koşullardan dolayı, koşulların kendilerini zorlamasıyla üçüncü taraflara para vererek veya bir şekilde çıkar sağlayarak üçüncü taraflara para vererek yasa dışı şekilde kaçırılmalarını sağlamalarıdır. Buna insan kaçakçılığı denir. Bu da insan ticaretiyle karıştırılmamalıdır. İnsan kaçakçılığında bir kaçakçı vardır, bir de kaçmak isteyen kişi vardır. Bunlar arasındaki alışveriş kaçakçının ilgili kişiyi hedef ülkeye götürmesiyle ilişki biter. Bunların birbiriyle olan ilişkisi biter. Bu yasa dışı şekilde getirdiği için insan kaçakçılığından dava açılır. Ancak insan ticaretiyle karıştırılmasının nedeni bunların ayırt edilmesinin zor olması ve insan kaçakçılarının söz verdikleri gibi bu insanları hedef ülkeye götürdüklerinde bırakmak yerine bunların insan tacirlerinin eline düşmesine sebep olmalarıdır. Dolayısıyla da insan ticaretiyle kaçakçılığı ayırırken biraz zorlanabiliyoruz. İnsan ticaretine baktığımızda sınırlar arası bir hareket içerebilir veya içermeyebilir. Şöyle diyelim, yani bir ülkeden bir ülkeye insanları kaçırarak veya kendilerini kandırarak veyahut da işte söz vererek bir iş bulunduğuna dair götürülmesi var. Veyahut da aynı ülke içerisinde de bir yerde onları tutabiliriz. Yani diyelim ki bir yerden Türkiye'ye getirilen ve burada istismar edilen, sömürülenler olabileceği gibi Türkiye'nin kendi içinde de yapılabilir bu. Veyahut da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin veyahut da herhangi bir ülkenin. İnsan ticareti sınırlar arasında hareket içerebilir veya içermeyebilir. Ancak her zaman aldatıcı veya zorlayıcı tedbirlerle yapılması gereken üçüncü bir tarafın istismarını ve sömürüsünü içerir. Şimdi tabii küresel olarak bu kadar yaygın olmasının insan ticaretinin çok karlı olduğunu bize hatırlatıyor. Yani uyuşturucu madde kaçakçılığında uyuşturucuyu bir defa satar ve para alır kaçakçılar veyahut da tacirler. Ama insanı birden fazla defalarca sürekli yıllarca kullanabilmektedirler. Dolayısıyla da insan ticaretinin rantı çok daha büyüktür ve bu anlamda da en yaygın ve rantı büyük küresel suçlardan birisi olarak maalesef günümüzün en büyük sorunlarındandır. İnsan kaçakçılığı mı, ticareti mi diye baktığımızda az önce anlattığım şekilde tablolaştırdığımızda şöyle görüyoruz. İnsan kaçakçılığında aslında aldattığınız kişi veya suç işlediğiniz yer devletin kendisidir. Çünkü yasa dışı olarak insanı bir yerden bir yere kaçırıyorsunuz.
İnsan ticaretinde ise bireye karşı işlenen bir suç söz konusudur. İnsan kaçakçılığında kaçakçı göç eden kişiye aslında bir hizmet veriyor. Yasa dışı da olsa bir hizmet veriyor. İnsan ticaretinde ise tacirler kişiyi bir mal olarak, bir meta olarak sömürüyor. İnsan kaçakçılığında her zaman sınır ötesi gerçekleşiyor, gerçekleştiriliyor bu suç. Bir ülkeden bir ülkeye kaçırılmayı içeriyor. İnsan ticaretinde ise sınır ötesine gerek yok. Bir ülke içerisinde olabilir. Bu egzersizlerimizi geçmek istiyorum. Net olduğunu düşünüyorum. İnsan kaçakçılığı mı, ticareti mi diye senaryolar vardır. Bu senaryoların bir tanesine bakarsak, mesela Filipinler'den Rosaria aile dostları tarafından İsveç'e gelmeye davet ediliyor. Ve kendisine onlar için bir temizlikçi olarak çalışabileceği ve haftada 100 euro ödeyecekleri söyleniyor. Rosaria'ya sahte belgeler tedarik ediliyor ve yeni işvereniyle İsveç'e gidiyor. Aslında Rosaria bunun yasa dışı olduğunu biliyor ama paraya ihtiyacı var. Yasa dışı yollarla bu insanlara inanıyor ve temizlikçi olmak üzere İsveç'e onu götürmelerine rıza gösteriyor. Bir anlaşma yapıyor. Şimdi bu buraya kadar gerçekleşse idi bu insan ticaretine girmeyecekti. Yani gerçekten Rosaria İsveç'e götürülüp temizlikçi olarak çalıştırılıp haftada da 100 euro ödense idi kendisine, insan kaçakçılığı olarak kalacaktı. Ancak devamına baktığımızda İsveç'e girdikten sonra Rosaria teçhit altında tutuluyor. Kendisine bodrum katında uyuyacak bir yer veriliyor. Kimseyle konuşmaması gerektiği, konuştuğu takdirde İsveç makamlarına teslim edileceği söyleniyor. Hiçbir zaman ödeme yapılmıyor. Kimseden yardım alamayacağını hissediyor. Belki dilini bilmiyor o ülkede olanların. Korkutuluyor ve orada sömürülmeye başlıyor, ya fuhuş yaptırılıyor ya da emeği sömürülüyor noktasına gelirsek bu bir insan ticareti vakası olmuş oluyor. İten ve çeken etkenlere birazcık değinelim. İnsan ticareti nasıl bu kadar yaygın sorusuna cevap bulabilmek için bazı ülkelerden insanlar niye insan tacirlerinin eline kolayca düşebiliyor gibi bir soru sorabiliriz. Ve bunlara iten etkenler diyebiliriz veya kaynak ülkenin koşullarına bakabiliriz. Bu kaynak ülke dediğimiz ülkelerin koşullarında fakirlik olabilir ama asla tek başına fakirlik söz konusu değildir. Fakirlikle beraber eğer ki sosyal bir devlet anlayışı yoksa, insan haklarına saygılı bir yönetim yoksa, hukuk yoksa, hukuk devleti yoksa, hakkını, hukukunu arayamıyorsa, dolayısıyla demokratik kültür yoksa, savaş varsa, çatışma varsa, cinsiyet eşitsizliği, kadına karşı şiddet varsa, sosyal entegrasyon eksikliği varsa, sosyal ve ekonomik fırsatların eksikliği, işsizlik, yaşam kalitesinin düşüklüğü, eğitimin eksikliği, eğitime ulaşamama veyahut da düzgün bir eğitim alamama varsa,
çocuk işçiliği varsa, cinsel etnik ayrımcılık varsa, zaten sömürü varsa o ülkeden kaçmak isteyecektir ve kolayca insan tacirlerinin eline düşebilecektir. Ancak tekrar ediyorum, bunlar uzak ülkeler, başka yerde olan olaylardır denilmemesi gerekiyor. Yanı başımızda da bunlar gerçekleşebilir veya gerçekleşmemesi için bu koşullar altında yaşayan insanlar olmamamız gerekir. Ve ülkemizi de bu koşulların tersi yönünde gelişebilmesi için çalışmamız gerekir. Şimdi gidilecek ülkenin yani çeken etkenlere baktığımızda burada hem olumlu hem olumsuz unsurlar göreceksiniz. Şimdi gidilecek ülkede daha refah seviyesinin yüksek olduğu, hatta belki daha demokratik olduğu, insan haklarının bulunduğu bir ülke olması cazip olarak algılanıyor. Ancak insan tacirleri tam da bu cazip koşulları da suistimal ediyorlar. Az önce İsveç örneği verildi. İsveç'in cazip koşulları suistimal edilerek kurbanlarına işte İsveç'e götürüleceği şu kadar belki 100 euro gittiği ülkede çok büyük bir paradır. Haftada bunu alacağı orada zaten artık internetle de diğer iletişim araçlarıyla da bilgi edinebiliyorsunuz. Enformasyon araçlarıyla da dolayısıyla da altyapısı da çok ileri gelişmiş bir ülkeye gideceğinizi düşünüyorsunuz. Öyle de olabilir. Ancak şunlara dikkat çekmek istiyorum. Bu gelişmiş ülkelerin de kendilerini sorgulamaları ve yüzleşmeleri gereken nokta şudur. Kendi ülkelerimizde dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti de cinsel hizmetlere talep varsa bu ülkelerde işte insan tacirleri de o talebi karşılamak için kadın ve çocukları ağlarına düşürerek o gelişmiş ülkelerde bunların satılması ve istismar edilmesi, sömürülmesi yoluna gideceklerdir. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler diyoruz ama cinsel hizmetlere talep vardır. Bunu görelim lütfen, yüzleşelim lütfen. Aynı şekilde ucuz mal ve ucuz işçiliğe talep vardır. Siz ucuz işçi ararsanız dolayısıyla da göçmenler o ülkeye girmek isteyeceklerdir. Çünkü sizin daha az para vereyim kaçak olana, daha az para vereyim dışarıdan gelmiş olana güdünüz sonuçta insan tacirlerinin bu insanları bu ucuz iş gücü olarak kullanılmak üzere bir yerden bir yere nakletmelerini ve o insanları da ikna edebilmelerini sağlıyor veyahut da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla cinsel hizmetlere olan talep, ucuz mal ve işçiliğe olan talep, gidilecek olan ülkenin çizdiği yüksek ülke standartları, iyi iş olanakları gibi burada gördüğünüz unsurlar, fuhuş veya seks endüstrisindeki gelişmişlik de bazı ülkelerde gene hedef ülke haline getirebiliyor gidilecek ülkeyi. Burada son bir cümleyle bir özet yapmam gerekirse, İnsan tacirleri gerek kaynak ülkenin, gerek gidilecek ülkenin koşullarını istismar ediyor, suistimal ediyor. Yani iten etkenlerinden çeken etkenleri bu ticareti sürdürmek için kullanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu koşulları da gerek iten etkenleri, gerek çeken etkenlerdeki arızaları gidermeye yönelik politikalar geliştirmek, yasaları düzenlemek gerekiyor.
Şimdi bir videomuz var. Bu birinci videomuzu izleyip şu soruya yanıt arayalım birlikte. Yani bu videoyu izleyelim ve bir kişinin insan ticareti mağduru olduğunu nasıl anlayabilirim sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Göstergeler nelerdir? Bir kişinin insan ticareti mağduru olup olmadığını nasıl anlarım? Evet, videomuzu izleyip geri geliyoruz. Problemimiz, ekonomik mücadelelerimiz, sosyal yaşantılarımız derken kendi hayatlarımızın ötesine bakmak zaman zaman zor olabiliyor. Bazen yanı başımızda gerçekleşen ciddi insan hakları ihlallerini de görmezden gelebiliyoruz. İnsan ticareti mağdurlarının ayaklarında gözle görülür zincirleri olmasa da onları modern kölelik olarak adlandırılan ve bu koşullara bağlayan birçok tehdit bulunmaktadır. İnsan ticareti birdenbire meydana gelen bir sorun değildir. Uzun bir süreç içinde gerçekleşen bir durumdur. Öncelikle insan tacirliğinin mağduru sevk etmesi, teslim etmesi veya nakletmesi gibi eylemler gerçekleştirmesi gerekir. Bunları yaparken kullandığı yöntem gereği mağdurun kaçması veya şikayetçi olması zorlaştırılır. Örneğin mağdur boşlandırılabilir, ona karşı kuvvet kullanılabilir veya mağdur tehditle yıldırılmak istenebilir. Tüm bunlar insan ticaretinin kendisine veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlamak amacı ile yapılır. Eğer mağdur çocuk ise sadece eylem ve amaç önem arz eder. Tacirlerin hangi yöntemle bunu başardığı önem arz etmez. Eylem, yöntem, amaç. İnsan ticareti. Bugün dünyamızda 41 milyon insan insan ticareti mağdurudur. Bu sayının %71'ini kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. İnsan ticareti mağdurlarını fark ederek hem mağdurlara destek olabilir hem de insan ticaretinin farkındalığını artırarak bu köleliğe son verebilirsiniz. Peki insan ticareti mağdurlarını nasıl tanıyabilirim? İnsan ticareti mağdurlarının kendi pasaport veya seyahat belgeleri bir başkasının tasarrufunda olabilir. İşverenine borçlu, çok uzun saatler boyunca çalışıyor olabilir. İşverenin önünde konuşmaktan çekinebilir. Şiddet belirtileri taşıyabilir veya akrabalarının güvenliğinden kaygılı olabilir. Polis gibi yetkililerden çekinebilir. Ülkede bulunmasının yasal statüsüyle ilgili kaygıları olabilir. Kaldıkları ülkenin diline yabancı olabilir veya kaldıkları ülkenin dilini bilmeyebilir. Kötü konaklama yerlerinde yaşıyor olabilir. Hiçbir tatil günü olmayabilir veya tatil gününde çalıştığı yerden ayrılamayabilir. Kazanç veya maaşına erişimi olmayabilir. Çalıştıkları yerde gruplar halinde yaşıyor olabilir. İyi beslenmiyor olabilir. Özgürce hareket edemiyor olabilir. İşvereninin onu cezalandırmasından veya maaşını kesmesinden şikayet ediyor olabilir. Tedavi görmemiş bedensel yaraları veya kırıkları olabilir. O sizinle göz teması kurmaktan çekinebilir. Ama siz onu görmezden gelmeyin. Şüpheli bir durum ile karşılaşırsanız çekinmeden 0542-862-0060'ı arayın. İhbar edin. Ben bu insanlık ayıbına ortak olmam deyin. İhbar edin. Ben bu insanlık ayıbına ortak olmam deyin.
Evet, videomuzu izledik. İnsan ticaretini daha rahat belki bu videomuzu izledikten sonra tanıyabiliriz, saptayabiliriz. Tabii insan ticareti mağdurlarını tespit edebilmek, onların yardım ve koruma hizmeti alabilmeleri açısından birinci şart tabii ki. Bunu tespit edemezsek yardımdan da yararlanamazlar, koruma hizmetlerinden de yararlanamazlar. Ve belki sömürüden kurtulabilmeleri için son şansları biz olabiliriz. Belki onlardan karşılaştığımızda insan ticareti mağduru olduklarını tespit edebilirsek bir çocuğun, bir kadının ve bunu ilgili makamlara bildirebilirsek kendisi belki de hayatı kurtulabilecektir. Yani mağdurlar tabii burada insan ticaretindeki mağdur tanımında tespit etmede sıkıntı olmasının bir diğer nedeni mağdurların kendilerinin insan ticaretinin veya kendilerine yapılanın bir suç olduğunu veya bunun adına da insan ticareti dendiğini kendileri bile farkında olmayabilirler, bilmeyebilirler. Eğitim dereceleri o derece olmayabilir. Korkuyor olabilirler. Kendilerini çaresiz hissediyor olabilirler. İhtiyaçlı olduklarını düşünüyor olabilirler. Kaçtıkları ülkeye geri gönderilmek istemiyor olabilirler. Dolayısıyla sıkıntı vardır. Cezalandırılacaklarını düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla da kendilerini insan ticareti mağduru olarak tanımlayamayabilirler. Şimdi videomuzda izlediğimiz göstergeleri burada toparladık. İnsan ticareti mağdurunu nasıl tanıyabilirim? Bu göstergelere bakarak biz de etrafımızda gördüğümüz ve şüphelendiğimiz vakaların insan ticareti vakası olup olmadığı konusunda değerlendirme yapabiliriz. Yani nedir bu dünya genelinde ortak özellikler veyahut da göstergeler insan ticareti tanımı içerisinde yapılan? Bir kere yaygın olarak seyahat belgeleri veya pasaportları bu insanların kendi kontrollerinde değildir. Başkasının elindedir. Pasaport ve benzeri seyahat belgelerine el konulmuştur. Dolayısıyla da o pasaporta güvenerek yeni bir kaçış yollarına girişemiyorlar. Veyahut da o kimlikleri, o pasaportlarıyla başka yerde iş aramaya gidemiyorlar. Bir diğer ortak özellik kendi kazançlarına erişimleri yok. Onlara verildiği kadarıyla yetiniyorlar. Veyahut da kendi paralarının bir yerde tutulduğunu, belli bir zaman sonra kendilerine verileceğini, bir yerde biriktiğini söylüyor olabilirler. Genelde borçlandırılarak getiriliyorlar. Yani seyahat masraflarının veyahut da işte çalışma izni masraflarını kestiklerini, dolayısıyla ilk kazançlarını 6 ay sonra alacakları veya 3 ay sonra alacakları söyleniyor. Kendilerine senet imzalattırılıyor. Dolayısıyla işverene borçlandırılıyor ve o borç bitene kadar çalıştırılıyorlar ilgili alanda, emek sömürüsü veya cinsel sömürü alanında. Bir diğer gösterge, genelde bu insanlar gruplar halinde ve kötü koşullarda yaşıyorlar. Yani çalıştığı yerde uzun çalışma saatlerinde çalışıyorlar ve istedikleri zaman çıkamıyorlar dışarıya. Bu da bir göstergedir. Mesela tatil günleri yoktur veya tatil günü varsa bile gene orada geçiriyor, iş yerinden çıkamıyor. İşverenin önünde konuşmaya çekiniyor. Şiddet belirtileri taşıyorsa o da bir göstergedir. Polis gibi yetkililerden genelde korkuyorlar. Çünkü durumlarının yasal olmadığını düşünüyorlar.
şikayetçi olurlarsa kendilerinin de polislik, mahkemelik olacağı, hapislere düşeceklerini falan düşünüyorlar veya sınır dışı edileceklerini düşünüyorlar. Ve bir diğer ortak özellik, bulunduğu ülkenin dilini bilmiyorlar. Bu tip ortak özelliklere bakıp etrafımızda da insan ticareti mağduru olup olmadığını tespit edebiliriz. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Yani Avrupa Konseyi'nin 4 maddede mücadele önerisi var. İnsan ticaretiyle mücadele sözleşmesi 2005 tarihli. Baktığımızda bir kere öncelikle insan ticaretinin gerçekleşmesinin önlenmesine yönelik yapılabilecek olanlar var. Bu bugün yaptığımız farkındalık semineri, webinarımızda bu kapsama girmektedir. Farkına varırsak, bilgi sahibi olursak, eğitim kurumlarında bu anlatılırsa, polis teşkilatında çalışanlar da bu eğitimlerden geçerse, yargıda bulunanlar bu eğitimden geçerse, medya kuruluşları bu eğitimden geçerse, bu farkındalığa sahip olursak insan ticaretini önlemede bir yöntem olarak kullanmış oluruz. Koruma, protection olduktan sonra, insan ticareti gerçekleştikten sonra mağdurların, tespit edilen mağdurlara koruma sağlanmasına yönelik yasal ve altyapısal tedbirlerin alınması, psikolojik, ekonomik desteğin sağlanması, ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, ülkesinde can tehdidi bulunuyorsa sınır dışı edilmemesi, ülkeye geri gönderilmemesi, burada tutulabilmesi gibi geniş kapsamlı koruma tedbirleri alınması gerekiyor. Kovuşturma, prosecution dediğimiz, bu suçu işleyenlerin ve koşulların iyice araştırılıp kovuşturulabilmesi, soruşturulması için de ayrıca gene hukuki düzenleme, gene bilinçlendirme gerekiyor. İlgili paydaşların, tüm paydaşların dahil olması gerekiyor bu süreçte ve kesinlikle ve kesinlikle uluslararası işbirliği ve dayanışma gerekiyor. Suç küresel olduğuna göre, suç şebekesi uluslararası olduğuna göre bununla mücadelenin de uluslararası olması gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin de, devletin ilgili kurumlarının da uluslararası dayanışma, haberleşme içerisinde bu mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Şimdi talebi azaltmanın da önemli bir etken olacağı, insan ticaretinin önlenmesinde insan ticaretine yol açabilecek koşullara olan talebi azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. Bu ne demek acaba? Buna bir bakalım. Yani taraf devletler insan ticaretine yol açan kişilerin, özellikle de kadın ve çocukların her türden sömürüsünü teşvik eden talebi engellemek. Bu talep içerisine fuhuş da girer. Yani mesela fuhuşa olan talep insan ticareti mağdurlarının yaratılmasında bir etken olarak rol almaktadır. Dolayısıyla fuhuşa olan talebi de azaltma önerilmektedir. Birleşmiş Milletler Palermo Protokolü'nden bahsetmiştim 2000 yılında. Yani bu protokole imza koyan taraf devletlerin insan ticaretine yol açacak koşulların ortadan kaldırılmasını öneriyor ve bu koşullar arasında talebin azaltılması da vardır. Yani eğer ki bir ülkede sömürüye yönelik talep yoksa, ucuz işçiliğe yönelik talep yoksa, fuhuşa yönelik talep yoksa, insan ticareti mağduru sayısı da azalabilecektir diye düşünülüyor. Bunu da belirtmiş olalım.
Kıbrıs'ta böyle bir talep var mı? Şimdi tabii bu basından aldığımız fotoğrafları Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan herkes her gün görüyor. Çok sayıda gece kulübü var. Burada 37 diyor ama gerçek sayısı daha fazla olabilir. Çünkü basından aldığımız sayılardır, görüntülerdir. Ada Haber'in bir haberinden alındı. Dolayısıyla burada bir fuhuşa yönelik talep çağrıştırıyor. Ama fuhuşa yönelik talep olması veya fuhuş olması insan ticareti olması anlamına geliyor mu? Bu tartışılıyor. Çünkü ayırmak çok zor. Bir yerde fuhuş varsa fuhuş yaptırmak üzere İnsanların bir yerden bir yere aktarılması, kandırılarak, tehdit edilerek veyahut da zor durumda olmaları istismar edilerek bu yola sürüklenmesi, tuzağa düşürülmesi, geldikten sonra hareket edememeye başlaması söz konusu olabilmektedir. Yalnız bir diğer ilginç durum aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fuhuş yasaktır. Dolayısıyla bu gece kulüplerinde kağıt üzerinde fuhuş yapılmamaktadır. Bunlar sadece eğlence mekanlarıdır. Kadından Yaşama Destek Derneği 500 kadın ve 500 erkek arasında bir anket gerçekleştirmiştir ve bu anket sonuçlarında ülkemizde cinsel hizmet satın alımının yani fuhuşun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı %76.6 çıkmıştır. Yani aslında ezici bir çoğunluk evet bu ülkede fuhuş yaygındır ve vardır diyor. Bunu kabul edilebilir buluyor musunuz diye sorulduğunda kabul edilebilirdir fuhuş olsun diyenlerin oranı sadece %15.8'dir. Gece kulüplerinde kadın ticareti mağdurları varsa gece kulüpleri kapatılsın mı gibi bir soruya da %71.5 oranında evet kapatılsın dendiğini görüyoruz. Bu kadınlarda oran %75.99 çıkıyor. Yani kamuoyu yoklamalarında ülkede fuhuş olduğu ve insan ticareti de bulunduğu, bulunması halinde de kapatılması gerektiği kanaati yaygın. Fakat buna rağmen bu gece kulüpleri ve benzeri eğlence yasası altında gece kulüpleri konsomatris adı altında veya barmaid adı altında kadınların çalıştırıldığını biliyoruz. Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yasasına baktığımızda madde 15.6 çalışma karnesi alan konsomatrislerin pasaportları ülkede kaldıkları süre içerisinde muhafaza edilmek üzere Polis Genel Müdürlüğü muhaceret birimine teslim edilir diye bir madde var. Bu bize neyi hatırlatıyor? İnsan ticareti mağdurlarının başına gelen ortak özelliklerden bir tanesini hatırlatıyor değil mi? Seyahat belgeleri kendi kontrollerinde değildi. Ve maalesef bu gece kulüplerine dansçı diye getirilen müşterilerle işte yemek yesin, içki içsin, sohbet etsin, dans etsin diye getirilen veyahut da barmaid, bayağı yasada yazanları söylüyorum, barmaid diye getirilen kadınların pasaportları ülkede kaldıkları süre içerisinde poliste tutuluyor. Ya kendi ellerinde değil, üstelik bu yasayla düzenlenmiş. Şimdi gece kulüplerinde fuhuş var mı sorusuna ben kendim cevap vermeyeceğim.
Bunu 2018 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gece Kulüpleri Çalıştayı'nda Sağlık Bakanlığı'nın sunumunda KKTC Sağlık Bakanlığı'nın cevap vermesi için onun slaytlarını kullanacağım ve o yolla cevap vereceğim. 2018 yılında KKTC'de gece kulüpleri çalıştayı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı düzenledi bu çalıştayı. Ve bu konuyla ilgili tüm paydaşların, gerek devlet, hükümet paydaşlarının, gerekse de sivil toplum paydaşlarının katıldığı bir çalıştay oldu. Bu çalıştayda dönemin Sağlık Bakanı bir sunum gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı antetli slaytlarla. Ve bu sunumda aynen şöyle dedi dönemin Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim. Şu andaki mevcut durum hukuk devletine hiç yakışmayan bir işleyişin sürgüt etmesidir ki gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Şöyle ki fuhuşun yasak olduğunu söyleyen devlet ülkeye konsomatris vizesi ile seks işçilerinin girmesine izin vermekte ancak cinsel hastalıkların yayılmaması için de bu seks işçilerini düzenli sağlık kontrolünde tutmaktadır diyor. Yani seks işçisi diye tanımlıyor. Dolayısıyla da fuhuş olduğunu zaten açıkça ifade ediyor. Bunu da zaten devlet aslında biliyor. Ama fuhuş yapmıyorlar, dansçıdırlar diyor. Fakat gene de onları cinsel açıdan, cinsel hastalıklar yayılmasın diye düzenli olarak muayene ediyor diyor. Bu slaytta seks işçisi tabirinden seks kölesi tabirine geçildiğini görüyoruz. Diyor ki seks kölesi olarak çalışan bu kadınlara haftada bir kez vajinal muayene yapılır. Yani Sağlık Bakanlığı'nın da sıkıntısı haftada bir bu gece kulüplerinde çalışan kadınlara zannederim her gün bir gece kulübüne bölüştürülecek şekilde veya birden fazla gece kulübüne bölüştürülecek şekilde cinsel muayeneye tabi tutuluyorlar. Ayda bir kez ise hepatit B, hepatit C, HIV yani AIDS ve sifilis testi yapılıyor. Tespit edilirse eğer AIDS olduğu veyahut da işte hepatit B, C gibi hastalıkları taşıyorlarsa kadınlar sınır dışı ediliyor. Ancak kadınlarla cinsel ilişkide bulunanların takibi yapılmıyor. Yani onların peşine düşülmüyor. Seks kölesi kadınlar diyor Sağlık Bakanlığı yine 2018 çalıştayındaki sunumunda. Cinsel hastalıklar varsa şunların diyor tedavisi yapılıyor. Ancak hepatit B, C ve HIV vakaları sınır dışı ediliyor. Sınır dışı edilen pozitif vakaların cinsel temas kurduğu kişilerin taraması yapılmıyor diyor. Şu an itibariyle hastanemizde günde 70 konsomatris diyor 2018'deki sunumu sırasında. Bayram ve özel günlerde 100'e ulaşıyor. Haftada ortalama 350 kadın muayene ediliyor diyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın o dönem 2018 için Şubat-Mart aylarında 24 gece kulübüne yaptığı denetimlerde hijyen yönünden de ciddi sakıncalar tespit edildiğini ifade ediyor dönemin Sağlık Bakanı. Bu da bir diğer ortak özellikti, bir diğer gösterge idi. Yani hijyen yönünden uygun ortamlarda bulunmadığı insan ticareti mağdurlarının. Dolayısıyla bu da bize onu hatırlatıyor. Tekrar Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 2005 yıllı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne dönersek,
önleme stratejisi, talebi azaltma stratejisinde, talebi caydırıcı önlemler noktasında bazı maddeler burada görüyorsunuz. Madde 6, insan ticaretine yol açacak her türlü insan sömürüsünü özellikle kadın ve çocukların teşvik eden talebi caydırmak için her taraf diyor, her bir taraf aşağıdakileri içeren yasama, idari, eğitimsel, sosyal, kültürel veya diğer önlemleri kabul eder ve güçlendirir diyor ve dolayısıyla da talebi azaltmayı teşvik ediyor, sevk ediyor ülkeleri. Burada bir alıntı yapacağım. Profesör Donahue ve Carlson, altta kaynağı verilen çalışmalarında şöyle savunuyorlar talebin azaltılması gereğini. Talebi cezalandırsak mağdur sayısını büyük ölçüde azaltabilirdik. Seks eylemi satın almak isteyen hiçbir erkek olmasaydı, hiçbir kadın ve çocuk alınıp satılmazdı. Eğer mağdurları bekleyen bir genel ev olmasaydı, hiçbir mağdur ticareti olmazdı. Fuhuştan kazanç sağlayan devletler olmasaydı, kadınların yoksul kasabalardan daha zengin seks endüstrisi merkezlerine akışını kolaylaştıran düzenlemeler olmazdı. Eğer fuhuş hakkında yanlış mesajlar olmasaydı, hiçbir kadın veya kız çocuğu fuhuşun çekici ve meşru bir iş olduğunu düşünerek aldatılmazdı. Burada dikkat ederseniz aslında hem aldatılmayı özetliyor, hem o yoksulluk koşullarını özetliyor, hem de aslında talebi azaltmaya dikkat çekiyor. Ama burada talebi azaltma yöntemini de veriyor. Talebi azaltmanın yöntemi olarak talebi cezalandırma ifade ediliyor. Yani burada seks eylemi satın almak isteyeni cezalandıracaksın önerisini yapıyor ki gelişmiş ülkelerin bir bölümü bunu uyguladılar. Onları da az sonra gene söyleyeceğiz. Ama ben geri dönüyorum. Kıbrıs'ta fuhuş suç mu sorusuna ve bunu gece kulüpleri yasası ile ilgili maddesiyle, gece kulüpleri yasasının ilgili maddesiyle yanıtlamaya çalışıyorum. 20. maddede diyor ki başka yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın fuhuş yaptığı saptanan revü artisti veya konsomatrisler ile bu kişilerin fuhuş yapmalarını teşvik edenler suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde 2 yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. Görüyorsunuz barmaid, konsomatris, revü artisti diyor ve eğer fuhuş yapıyorsa suç işleyenin kadın olduğunu, bir de tabii gece kulüpleri patronlarını ifade ediyor orada, teşvik edenler diye. Yani onlara fuhuş yaptıranlar diye onların suç işlemiş olacağını söylüyor. Dolayısıyla fuhuş yasak, yalnız fuhuşu satın alana bir ceza yok. Yani kendi kendine yapmış gibi, sanki gerçekleştirilmiş bir faaliyet gibi. Burada cezalandırılan kadın ve onu satan veyahut da fuhuş yapmasını hazırlayan üçüncü taraflar olmuş oluyor. Hizmeti satın alanla ilgili bir açıklık bu yasa maddesinde göremiyoruz. Dolayısıyla yasalarımızda fuhuş yasak denirken gece kulüplerinde aslında fuhuş yapıldığı da zımnen kabul edilerek bu kadınların düzenli aralıklarla devlet tarafından muayene ettirildikleri de bilinen bir gerçek. Peki fuhuş yasak mı olmalı, yasal mı olmalı?
veyahut da düzenlenmeli mi, yasallaştırılmalı mı diye bir soru vardır. Bu soruya farklı yanıtlar verilebilmektedir. Ancak fuhuşun ne kadar yasallaştırılırsa yasallaştırılsın, ne kadar düzenlenirse düzenlensin, insan ticareti mağdurları için bir tuzak olarak durmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani fuhuş bir ekonomik sektör gibi düzenlendiği takdirde tacirler bu sektöre kendi isteğiyle fuhuş yapacak diyerekten mağdurları pazarlamaya devam edebilmektedirler. Dolayısıyla böyle bir dilemma var. Yani fuhuş yasaklansın mı, yasalaştırılsın mı konusunda. Şimdi Avrupa'da ülkelerin fuhuş sektörüne bakışları farklılık gösteriyor. Şimdi bazı ülkeler fuhuşa karşı mücadele kapsamında yasalar çıkarıyor. Bazıları ise ekonomik aktivite olarak görüyor, sektör olarak görüyor fuhuşu. Ve bu ülkelere baktığımızda örnek olarak iki kategoride de gelişmiş ülkeler görebiliriz. Hani mesela İsveç, Norveç, İzlanda, İngiltere ve Slovakya gibi ülkeler fuhuş için para ödeyenlere ceza veriyor. Yani hatta bu suça karışanlar belli durumlarda 10 yıla kadar hapis cezası da alabiliyor. Yani burada müşteriyi cezalandırıyor. Fuhuş için para ödüyorsa o ceza veriyor. Fuhuşa teşvik ediyorsa veya fuhuş yaptırtıyorsa 10 yıla kadar da hapis cezası alabiliyorlar. Ama buna karşılık Danimarka, Hollanda, Almanya, İsviçre, Yunanistan gibi ülkelerde fuhuş yasal, hatta fuhuş ekonomik bir aktivite olarak kabul ediliyor. Ama örneğin Almanya'da dünyanın en büyük genel evlerinden bir tanesi var. Ve bayağı bir talepte bulunmaktadır. Tabii bu gelişmiş ülkeler fuhuşu yasallaştırma ve yasal düzenlemelerle beraber bu sektörde çalışanlara da seks işçisi adı altında onların sendikalarının da olması, işte sosyal sigortalarının da yatırılması, korumalarının sağlanması, haklarının verilmesi yönünde düzenlemeler yapıyorlar ve bunun bir ekonomik aktivite olduğu, dünyanın en eski mesleği olduğu fahişeliğin dolayısıyla da bunun yasaklanması yerine düzenlenmesi gerektiğini ortaya koyuyorlar. Elbette ki zorla fuhuş yaptırılma her yerde yasak, onu ayırmak lazım. Ancak yasal olduğu zaman isteyerek mi oradadır, gönüllü mü gönülsüz mü, onun ayrımı maalesef yapılamadığından bu sonuçta fuhuşun yasal olması insan ticareti mağduru sayısının artmasına yol açabilmektedir. Yasaklansın mı, yasallaşsın mı argümanlarına baktığımızda fuhuşun yasaklanmasını savunanların temel argümanları şu çerçevede oluyor ki bunların bazılarını ben dile getirdim aslında. Diyor ki fuhuş sektörü suç şebekeleri oluşturuyor ve insan ticaretine yol açıyor. Bu doğru, ona baktığımızda o mekanlarda odaklanıyor bu suç şebekeleri. İkincisi, fuhuş ve dolayısıyla insan ticareti müşteriler olduğu sürece devam ediyor. Bu nedenle parlak görünümlü fuhuş alanlarını yasaklamak ve esas kaynak olan müşterileri cezalandırmak gerekiyor deniyor. Bu parlak görünümlü fuhuş alanları bizim gece kulüpleri için de geçerli. Aslında cazip yerler ve sanki çok meşru bir iş yapılıyor. Meşru kelimesini hatırlatıyorum. Vicdanlarda olumlanan bir iş ve aktivite yapılıyor görüntüsü. Ve hatta bir cazibe merkezi görüntüsü veriliyor ve buna da devlet izin veriyor. Üstelik ana yollar boyunca bu gece kulüplerini ve ışıklı
yerleri görebiliyorsunuz. Bunu küçük kız çocukları da görebiliyor, erkek çocukları da görebiliyor. Soruyorlar zaten buralar nedir diye. Eğlence yeri dediğinizde de gidelim o zaman diye yanıt verebiliyorlar. Üçüncü bir argüman, fuhuş bir tür şiddettir. Kadın erkek eşitliği önünde engel ve örgütlü suça zemin hazırlayan bir eylemdir argümanıdır. Bu argüman elbette ki doğru bir argüman. Şu şekildeki cinsellik için para ödeyen kişi o hizmeti aldığı kadını bir meta olarak görüyor. Yani o bedeni satın almış olarak görüyor. Dolayısıyla da parasının karşılığını almak istediği için bu bir şiddete, güç ve kontrol kurmaya, hakimiyet kurmaya rahatlıkla gidebiliyor diye net şekilde söyleyebiliriz. Yasallaşsın, yasaklanmasınların argümanı ise işte yer altına ineceği, gizli yapılmasını sağlayacağı, dolayısıyla bunun yasal olmasının en azından daha kontrollü olabileceği iddiasına dayanmaktadır. Bir yaygın iddia daha vardır. Toplumdaki tecavüz ve taciz ve benzeri cinsel saldırıların sayısının artacağı, hani genel evler kapatılırsa taciz ve tecavüzlerin sayısının artacağı iddiasıdır. Tabii bu iddialar kabul etmek mümkün değildir. Bunu kabul etmek demek aslında gece kulüplerinde, genel evlerde o taciz ve tecavüzü sırf toplumun diğer kesimlerine, tırnak içerisinde muteber kesimlerine sıçramaması için bazılarını feda etmek anlamına gelmektedir diye belirtebiliriz. Tabii gerçek neden veya nedenleri sunumumuzun sonuna geldiğimizde asla unutmamak lazım. Gerçek nedenler koşulların yarattığı savunmasızlıktır ve bu nedenlerin aslında ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunlar tabii uzun vadeli, kapsamlı ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla verilecek bir mücadele sonucunda olabilecektir. Bu koşulların yarattığı savunmasızlık içerisinde, yani yoksulluk vardır, yoksullukla mücadele etmek gerekir. İşsiz kalan insanlar sosyal devlet anlayışıyla yardım etmek gerekir, iş bulmasına yardım etmek gerekir, gerekirse işsizlik parası vermek gerekir. Dışlanmışlık, ayrımcılık ve baskı ile mücadele etmek gerekir. Savaşlar çok önemli bir unsurudur bu koşulların ortaya çıkmasında. İç savaşlar unsurudur. İnsanları göç yollarına düşüren ortamların ortaya çıkmasını getirir. Hak ihlalleri, sosyal ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ki bütün bunlar aslında erkek egemen, eril diye bahsedebileceğimiz o ataerkil sistem ve zihniyete dayanmaktadır. Bunun sorgulanması, bununla yüzleşilmesi, bunun hakkında bilgi edinilmesi, bunlar hakkında konuşulması gerekmektedir. Ülkemizde çok sayıda üniversite vardır. Bu üniversitelerin bu konulara cesaretle ve yüreklilikle sahip çıkması, buralarda bunların çalışmalarının yapılması ve topluma da, devlete de, hükümetlere de önderlik edilmesi gerekmektedir. Yetersiz yasalar söz konusudur. Bu yasaların yapılması için de sivil toplum baskısı önemlidir. Yasalar yapıldıktan sonra uygulanması için de buna toplumun sahip çıkması ve bunu talep etmesi gerekmektedir. Fuhuşa ve ucuz iş gücüne yönelik talebi azaltmak lazım. Bundan utanmak lazım.
Yani ben parasız da çalıştıracağım insan isterim yerine. Herkesin hak ettiği ücreti hangi ülkeden geliyor olursa olsun aynı ücreti alıyor olması lazım. Bir işçinin kazanması gereken insanca emeğinin karşılığının verilmesi nereden gelirse gelsin, mülteci olursa da olsun aynı parayı verirseniz, o belirlenirse ve kendi vicdanınızda da birey olarak da buna uygun davranırsanız, devlet olarak da bunu kontrol edebilirseniz o zaman insan ticareti yapmaya koşul, uygun ortam bulamayacaktır tacirler diyebiliriz. Ama unutmamak lazım, bu büyük bir rant ve haksız bir kazanç. O yüzden de bununla mücadele kolay olmayacaktır. Sonuçta modern kölelik, modern sömürü maalesef bir insanlık ayıbı, bir insanlık suçu olarak devam etmektedir. Şimdi son olarak bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Videonun ardından sizlerin sorusu varsa veya değerlendirmesi varsa onları alıp bitireceğiz. Dokunaklı bir videodur. Tüm anlattıklarımızı özetleyen bir son video. Buyurun.
Evet, siz hocam bir sorunuzu sorun isterseniz. Evet, Meltem hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli çalışmalarınız, bu verdiğiniz değerli bilgiler bizim için çok önemliydi bugün. Ben bir iki tane soru ve kendi değerlendirmelerimle karışık bir iki soru izin verirseniz size yönlendirmek istiyorum. Bir kere öncelikle sunumunuzun başında bir zaman makinesi simülasyonu yapmıştınız. O oldukça etkileyiciydi. Ve orada yani muhtemelen herhalde birçoğumuz, yani ben kendi adıma öyle söyleyeyim, herhalde alırdım ve serbest bırakırdım oradaki köleyi. Yani hani cevap vermek istedim size. şimdi Sayın Hocam, Kadından Yaşama Destek Derneği, anladığım kadarıyla etkin olarak çalışıyorsunuz ve üyesisiniz. Dünyada kayıp çocukların sayısı da günden güne artıyor. Ve bu da bizim konumuzun başlığı altında. Kadın ve çocuk dedik. Zaten siz de bunu özellikle vurguladınız. %71'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor dediniz insan ticaretinin. Bunun içerisinde çocuklar kısmı günden güne büyüyen bir rakam olmaya başladı son zamanlarda. Muhtemelen siz de bunu takip ediyorsunuz. Ve bununla bağlantılı olarak maalesef ki organ ticareti de dünyada oldukça yaygın. Son zamanlarda rakamlar hızla yükseliyor ve çocuk kayıplarının, kayıp çocuk sayısıyla organ ticareti, organ mafyasında ilişkili olduğuna yönelik bilgiler oluşmaya başladı. Bunlara artık hemen hemen hepimiz ulaşabilir hale geliyoruz bir şekilde. Acaba Sayın Hocam, bu Kadından Yaşama Destek Derneği olarak bu konuyla ilgili Kıbrıs'ta durum nedir? Veya siz bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Bununla ilgili konunun neresindeyiz acaba KKTC olarak? Bu bir soru. İsterseniz soru cevap mı gidelim, yoksa ben hepsini ileteyim ondan sonra mı? Hepsini ben sizi bölmeyeyim. Hepsini tamam. Siz verin değerlendirmelerinizi de. Tamam Sayın Hocam, bu birincisiydi. Bir diğeri, şimdi hocam, bu şimdi seks işçisi fuhuş dedik. Maalesef ki KKTC'de de verdiğiniz verilerle bu konu, özellikle Sayın Bakan'ın da geçmiş yıllarda verdiği sunumda siz de ilettiniz. Sağlık Bakanlığı'nın bu seks işçilerini, yani seks işçisi olarak adlandırılıyorlar ve Sağlık Bakanlığı da tabii ki bunu kontrol edebilmek adına tabii ki belirli sağlık kontrollerinden geçiriyor. O tamam, gayet anlaşılır. Şimdi sanki bana öyle geliyor ki böyle adlandırılınca insan ticareti olmaktan çıkıyormuş, daha yasallaşıyormuş gibi. Sanki ben öyle anlıyorum. Çok özür dilerim. Yani gece kulüpleri yasasına göre bu bir suç. Ama öte yandan devlet bunun sağlık yönünü kontrol ediyor. Sanki orada yasal bir şey oluyormuş gibi. Bir iş yerinde, bir fabrikada bir işçinin sağlığını kontrol eder gibi. Bu güzel. Tamam, kontrol edilsin. Eğer tabii ki bunun yasallaşmasını da belki karşı olmamak da gerekir bahsettiğiniz nedenlerden dolayı. Hani yer altına inmesin, aşikar olsun, kontrol edilebilir olsun. Ama bu noktada insan ticaretini nasıl ayırt edeceğiz? Yani bunun içerisinde biz insan ticaretini nasıl saptayabileceğiz? Bu konuda neler yapılabilir? Orada bir yasal bir fuhuş olayı var veyahut da değil, tam net de değil. Çünkü benim burada anladığım bir gece kulüpleri yasasına göre suç. Ama orada ne yapıldığını herkes biliyor ve bunu kontrol bile ediyorlar sağlık açısından. Burada biz insan ticaretini nasıl ayıracağız? Bunların hangileri insan ticaretine giriyor, hangileri kendi isteğiyle gönüllü? Ben açıkçası kendi isteğiyle gönüllü kısmının oldukça düşük olduğunu, belki de olmadığını düşünüyorum. Bir diğer soru hocam. Şimdi... Bu insanların alındıkları ülkelerde elbette ki koşullar çok kötü olduğu için eğitim, sosyal olanaklar, gelir durumları çok kötü olduğu için
Bu insanlar zaten herhangi bir eğitime de kolaylıkla ulaşabilir durumda değiller anladığım kadarıyla. Veya tam tersi bilemiyorum. Çok net bir çalışma benim yok bu konuda ama genel konuşuyorum bu konuda. Muhtemelen insan ticareti kavramını ve bunun içeriğini bilmiyorlar. Bu durumda bizim gibi ülkelerin, bunların getirildikleri ülkelerdeki insanların en azından bu konuda aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi çok önem arz ediyor. Biz zaten etkinliğimizi bu amaçla da yapıyoruz. Sayın Hocam bu amaçla yola çıktı. Çünkü o insanlar sizin de bahsettiğiniz gibi yasal haklarından da haberdar değiller. Belki de şikayet etseler kendileri kurtulacak ama kendilerinin de çok büyük bir cezaya çarptırılacağı düşüncesiyle hareket edemiyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Bu durumda bizim bilgilendirilmemiz gerekiyor. Bizim bu insanları anlayabilmemiz gerekiyor ve siz de sinyalleri çok güzel verdiniz. Gerek videoda izledik bunları, gerek anlatımlarınızda nasıl anlaşılabileceği konusunda tüyolar verdiniz. Diyelim ki ben etrafımda birinin ya da birilerinin insan ticaretine maruz kaldığını fark ettim. Bu sinyallerden yola çıkarak. Orada bir numara verildi, telefon numarası. Sayın Hocam bu yeterli mi? O numarayı arayarak biz bu işi çözmüş mü oluyoruz? O numarayı aradıktan sonraki gelişmeler neler oluyor? Bir şeyler sağlıklı gitseydi zaten şimdiye kadar herhalde bu konu çözülmüş olurdu diye düşünüyorum. Hocam etkinliğimize katıldığınız için ben kendi adıma burada sizden tekrar teşekkür ediyorum. Bu farkındalık çalışmalarına biz üniversitemiz ve Kürkam adına devam edeceğiz. Sizleri belki bir sonraki çalışmalarda tekrar konuk etmekte durumda olabiliriz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Arzu Hocam ben teşekkür ediyorum. Çok güzel de aslında toparlamış oldunuz konuyu. Ve bu konuların tartışılması, konuşulması için bir olanak da sağladınız. Bu tek başına bir kendisi bir katkıdır. Dolayısıyla takdirlerimi ve teşekkürlerimi tekrardan iletmek istiyorum şahsınıza, üniversitenize. Bunların tabii devam etmesi gerekir. Şimdi sorularınızla aslında sıkıntılara değinmiş oldunuz ve bana yanıt verme fırsatı da verdiniz. Şimdi bir kere yasal düzenlemelerimiz yeterli değildir. Yani Palermo protokolünü kabul ettik, bu çok iyi bir şey. Fakat dağınık insan ticaretini önlemede veyahut da işte çocuk ticaretini önlemede veya diğer organ mafyasıyla mücadelede ve hatta ev içi şiddette, kadına yönelik şiddette yani derli toplu bir yasamız yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve ev içi şiddetle mücadele yasasını sunumun başında belirttiğim gibi Kadından Yaşama Destek Derneği büyük bir titizlikle hazırlamıştır ve meclise sunmuştur. Ve onun o mecliste şu ana kadar daha komiteye bile gelmedi. Komiteye getirilmesi, tartışılması ve bir an evvel geçirilip yasa haline getirilmesi gerekmektedir. İnsan ticaretiyle ilgili, kadın ticaretiyle ilgili derli toplu bir yasamız yoktur. İşte sunumda da tespit edebileceğiniz üzere gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası vardır. Ondan sonra işte benzeri diğer gene anayasamızdan yasalara kadar bir dizi maddeleri gene hukuk belgelerini sayabiliriz. Ama derli toplu bununla ilgili de bir yasaya ihtiyaç vardır. Şimdi bir kere burada bir eksiklik ama somut en azından bunların yapılması lazım. Hukuki boyutta, legal boyutta diyebiliriz. Ki bu tabii şeyleri de kapsar, düzenlemeleri de kapsar. Yani mesela bu bilgi verme, eğitim verme kısmı bile düzenlenirse çok daha rahat olacaktır. Yani mesela ülkemize dansçı vizesiyle gelmiş olan, ki ben dansçı vizesiyle getirilenleri söyledim ama yani öğrenci vizesi için getirilmiş olabilir, çalışma izni başka bir şey için getirilmiş olabilir. Böyle bir sorun olduğunu bildiğimize göre havaalanında belki bir bilgi verilmesi gerekir bu insanlara. Yani devletle sivil toplumun işbirliği halinde, sosyal hizmetlerle birlikte belki daha adaya gelir gelmez
işte hoş geldiniz, şurada çalışacaksınız, bir sıkıntınız olursa şu numarayı arayın, hiçbir şeye zorlanamazsınız, bu şu şu şunlar yasaktır bizim ülkemizde, suçtur gibi şeyleri söyleyebilmek için bile düzenleme yapılması gerekmektedir. Çok daha rahat olur. Yani sivil toplum kendi yapmaya çalışır ama çok sıkıntılı olur. Eğer ki düzenlenirse, ama bir broşür bile dağıtılabilse, gelenlere verilebilse, düzenli takipleri yapılabilse daha iyi olacaktır. Ne bileyim, hastaneye götürüldüğüne göre oradaki doktorların, hemşirelerin o farkındalık ve bilinçte olması lazım. Biz mesela Kayat olarak bu meslek gruplarına yönelik farkındalık çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, poliste aynı şekilde yapmak lazım. Yargı mensuplarına yapmak lazım. Mesela barolarda yapılıyor. Avukatlar bu farkındalık oluşturmada yerlerini alabilecek duruma geliyorlar. Ama yasal düzenlemelerin çok geniş yelpazede olması gerektiği açısından ben bu örnekleri verdim. Tabii yeterli olmayacak. Yasal düzenlemeyi yapsak bile onların uygulanması için de gene baskı unsuru olmak gerekiyor. Örneğin fuhuş yasaktır ama işte yapılıyor yani. Yasa var. Yasa var ve burada bile bile bu yapılıyor. Üstelik de işte anket çalışması yaptığınızda sanki kimse de memnun değil bundan. Yani boşanmalar da, boşanma sayısı artıyor, aile yapısı da bozulmuş oluyor. Bununla ilgili cinsel sağlık sorunları ortaya çıkmış olabiliyor. Eğer ki gönüllülük ilkesi değilse, ki ben size katılıyorum. Yani o gönüllülük, ben kendi rızamla burada bu işi yapıyorum dese bile kendisi, orada ciddi soru işaretleri vardır. Onun uzmanlar eşliğinde onun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun vahametini da anlatabilmek için ben sunumumda şu benzetmeyi yapmıştım. Hani dayak yiyen, kemikleri kırılan kadınlar olur da şikayetçi olmaz ya. O örneğe benzer. Yani ben, siz ne karışıyorsunuz? Benim aile meselemdir diyebilir ama acabadır yani. Dolayısıyla yasaların orada o gözle, mağduru koruma bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir. Son olarak kayıp çocuk örneğinde ve organ mafyasının da yaygınlaşması örneğinde bunun mücadelesinin işte o uluslararası yapılması gerektiği noktasına en önemli örnek. Yani çocuklar alınıyor, kaybediliyor. O kayıp çocukların bilgileri ve onları arama süreçlerinde hem polisin uluslararası işbirliği, devletlerin birbirleriyle uluslararası işbirliği içerisinde olması lazım. Ama belli ki yeterli olmayacak. Sivil toplumun da internasyonel bir mantıkla, yani benzer mücadeleyi veren diğer ülkelerdeki örgütlerle de ilişki içerisinde ve belki daha üst bir oluşuma da giderek onların arama, bilgilendirme ve bilinçlendirme, ki hızlı da hareket etmek gerekiyor maalesef. Onun yapılması açısından da o önerilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim ülkemizde hani rapor edilen kayıp çocuk sayısı pek yok zannediyorum. Ama başka ülkelerden kaybedilen çocukların buraya getirilip getirilmediği, onun takibinin yapılması önemli olacaktır. Dolayısıyla da hem ulusal hem de uluslararası dayanışma içerisinde çok çok kapsamlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Bilmiyorum, tüm sorularınıza cevap verebildim mi? Çok teşekkür ediyorum Ayrıca. Teşekkür ederim. Evet, hocam
Öncelikle bugünkü bu paylaşımınız ve katkılarınız için size yürekten Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi olarak yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi sizin bu anlatımlarınız kapsamında birkaç soru dikkatime geldi. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Hem bu çalışmaya daha fazla katkı koyabileceği düşüncesindeyim. Şimdi geçmiş zamandan bugünlere kadar gelen hatta şu aşamada bile kadının başlık parası karşılığında evlendirilmesi bu çalışma kapsamında insan ticareti kapsamına giriyor mu? İkinci sorum, bu özellikle insan ticareti hususunda fuhuş üzerinde son aktarımlarınız bu konu üzerinde. Şimdi ben bu ülkede doğmuş, büyümüş, yarım yüzyılı aşmış bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. Elbette ki bu insan ticareti ya da bu insanların istismar edilmesi söz konusu kabul edilebilir değil. Fakat bizim kişinin değişim ve dönüşümü her an her süreçte devam ettiğine göre bizim toplumumuzun da bu değişimi sürekli hale gelmektedir. Şöyle ki bildiğiniz gibi burada yaşayan çok değişik kültürel yapıya sahip ve yurt dışından gelen nüfusun epeyce de ötesinden çok çeşitli ülkelerden gelen nüfusla da karşı karşıyayız. Şimdi burada İnsan doğasının yapısı ve ihtiyacı olarak bazı dürtülerinin bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Bu bir ihtiyaçtır aslında. Bunu biz inkar edemeyiz. Peki biz bu ihtiyacı ailelerin dışında ailesi olmayan kişiler nasıl sürdürebilecek? Ve burada da uzun süre yaşama durumu söz konusu ise bunun kaldırılmak tabii ki kulüplerdekini istismar ediyorlar ve orada gerçek amaç kulüp dansçılar dışında fuhuş amaçlı kullandıkları kesindir. Zaten her hafta sağlık kontrolü yaptırmalarının nedeni de bu, çünkü bunu devlet de biliyor. Peki biz bu aşamada hem daha bir siyasi hem hukuki koruyucu anlamında bu insanları arkadaşım Arzu Hocam'ın söylediği gibi ülkelerinde daha bir farkındalık yaratarak kendi ülkemizdeki insanları da bu amaç için kullanmalarına fırsat vermemek adına bir şekilde yine bu işin bizi kurtarıcı yönünün eğitim olduğunu düşünüyorum. Bunun, bu eğitimin kişinin kendi özgür iradesini ve kişi hak ve özgürlüklerini mutlaka bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bir gerçek daha var. Ben bu arada yıllardır hem bireysel hem çocuk ve ailelerle psikoterapi yapıyorum. Terapistim aynı zamanda. Dolayısıyla birebir vakalarla da baş başayım. Sayın Hocam, böyle bir süreçte sosyal medyalar aracılığıyla, gerek kulüpler aracılığıyla işe giderim deyip mesai saatleri içerisinde bu kulüplere gidip değişik şekilde heyecan arayan pek çok kişiye rastlanıyor. Şimdi bütün bunlarda dikkate alarak ve burada ailesi olmadan yaşamak durumunda kalan epeyce bir nüfusumuz var. Bunu nasıl çözeceğiz? Biz bu yasallaştırmadığımız takdirde başka bir tehlike söz konusu olacak. Bu gizli saklı, hiç de daha hoş olmayan, herhangi bir şekilde kontrolleri de olmayan bir şekilde daha da tehlikeli bir boyutta devam edecek. Ve hastalık ve bu konudaki bu cinsel hastalıklarda zaten pek çok kadınımıza bulaşmış durumda. Onu size itiraf etmek istiyorum.
Ve doktorları bile bunu genelde söylemek istemiyorlar. Çünkü aile birliğinin bozulma riski yüksek olduğu durumlarda doktor dahi bunu çok farklı bir şekilde ifade ederek geçiştiriyor. Fakat bunun değişik kişilerle, değişik partnerlerle ilişkiye girilmesi sonucu bu cinsel hastalıkların da yayıldığı ve birbirinden bir diğerine yayılmaya devam ettiği de bir gerçektir. Şimdi biz buradan nasıl yola çıkmamız gerekiyor? Ve benim ilk başta size soracağım buydu aslında. Bizim bu insan ticareti hususunda nasıl bir süreç takip ediliyor? Sonrasında gerek ekonomik gerek psikolojik destek alınabiliyor mu? Ne tür önlemler var gibi bir de sorun vardı. Bunlarla birleştirerek bizim bu Kıbrıs'taki talep var mı konusuna ben de diyorum ki size evet talep vardır. Bizim bu talebi azaltmamız, bu nüfusun bu şekilde bu değişik kültürel yapıyla oluşumu ve süreci devam ettiği sürece bu talebi nasıl azaltabiliriz, azaltabilir miyiz sorusuyla size devrediyorum hocam. Teşekkür ediyorum Asuman Hocam. Sizin tecrübe dağarcığınız da geniş, terapi de yapıyorsunuz. Bizzat insanlarla da görüştünüz. Evet. Ama demek ki yani bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar yayıldığına göre gece kulüpleri dışında da bu madem ki onlar kontrol ediliyor bir şekilde dışında da kontrolsüz olarak bir insan ticareti boyutu da olan aktiviteler diyelim gerçekleşiyor olabilir. Bunu da bize gösteriyor. Siz yurt dışından gelişlerdeki dağınıklığa da dikkat çektiniz en hafif tabiriyle. Şimdi tabii gece kulüplerine nasıl ki dansçı vizesiyle, çalışma izniyle getiriliyor. Başka vizeler ve çalışma izinleriyle de yoksul veyahut da burada para bulamayacak, ne bileyim öğrenci de olabilir, getirildikten sonra hayatta kalmak için bu cinsel hizmet alımına, satımına girilebiliyor rahatlıkla. Bunların da aslında devlet tarafından ve muhaciret tarafından kontrolünün yapılması lazım. Bunlar ele alındı aslında. Yani üniversiteler boyutu da ele alındı. Her gelen öğrenci mi? Gelen öğrencilerin parası var mı? Nerede kalacak? Ondan sonra acaba öğrenci diye getirip ondan sonra parası yok, okula gitmiyor, derse devam etmiyor. Nasıl geçinecek, ne yapıyor bu çocuklar, bunların takibi yapılıyor mu? İnşaatlarda çalışan kişileri görüyorsunuz. O inşaatlarda çalışan kişilere baktığınızda çıplak gözle yani yolda giderken kendimiz de bunu tespit edebiliriz. Yabancı uyruklu olanları görüyoruz. Bunlar hangi çalışma izniyle geldiler mesela? Hangi vizeyle geldiler? Yazın 40 derece sıcağın altında, kışın soğuğun içerisinde ve iş güvenliği tedbirleri alınmadan çıplak gözle gördüğümüz kadarıyla çalışanlar var, kadın erkek bir şekilde. Temizlik hizmetlerinde, yani bu temizlik hizmeti yaptığını düşündüğümüz kişilerden başka hizmet zorla veya gönüllü olarak yani ihtiyacına binaen alınmaya kalkılıyor mu? Evlerde kalanlar var bir şekilde. Ve bunlar tabii ciddi insan hakları ihlallerine de yol açabiliyordur. Bunları tespit etmek ve sorunu giderebilmek dediğim gibi ne sizin tek başınıza yapabileceğiniz ne bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir noktadır. Ama birleştirebilirsek bilgimizi, birikimimizi, dayanışmamızı belki daha az insanlık koşullarına yakışmayan bir yaşam içerisinde hayatına devam etmek durumunda kalacaktır. O zulümü yaşamayacaktır. Veya dün gele hep hani bizim dışımızda gibi konuşuyoruz ama
Gün gele bizim yakınımıza da aynı koşullar gelebilir, kendi başımıza gelebilir diyebiliriz. Eğitim dediniz Asuman Hocam, bir eğitimci olarak yılların eğitimcisiniz. Çünkü eğitim eşittir kültür, o da eşittir zihniyet. Ve gene sunumumda altını çizdiğim bir noktayı tekrar etmek istiyorum. Yani tamam, güdüler var, cinsel ihtiyaçlar var. Yani sonuçta hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da var. Ama bunu bir kadın bedenini parayla satın alabilecek görme hali bir zihniyete işaret etmektedir. Veyahut da cinsel ilişkiyi ben parayla almak, o ihtiyacımı parayla giderme ve onun dışında bir yöntem görememe hali zaten kendisi bir güç ve kontrol ve bir şiddeti bünyesinde barındırıyor demektir. Yani o zihniyet içerisinde barındırıyor demektir. Tamam, belki şeye katılabilirim, yani insan ticaretini ayırarak bir cinselliği para alışverişiyle yapma durumunda bunun belki düzenlenmesi, kadını korumak şartıyla tabii, aracıları aradan çıkarmak şartıyla yapılabilir. Ama şunu da söyleyeyim, ben kişisel görüşümle bu konularda çalışmış ve diğer ülkedeki örneklere, diğer ülkelerdeki örneklere de bakmış biri olarak bir aldatmaca olduğunu kanaatine varıyorum. Yani sunumda bahsettiğimiz Almanya'daki o en büyük genel evler bile süslü püslü, işte kadınların bütün hakları korunarak yapılan, sonuçta oralar bir endüstri haline gelmiş. Ne bileyim, Hollanda'da vitrinde vitrin bebeği gibi duran, oradan geçenlerin bakıp seçtiği ve içeriye girdiği, yani bu tamamen bir metalaştırmadır. Yani insanın bedenini ve cinselliği bu şekilde yaşaması da bir zihniyettir ve o eril kültürün bir parçasıdır ve bu şiddeti de barındırır içerisinde diye düşünüyorum. O yüzden de o eğitimi işaret etmeniz önemlidir bir kültür ve zihniyet oluştururken. Elbette ki cinsellik yaşanacaktır. Zaten cinselliğin tabu olması nedeniyle bütün bunlar da oluyor. Yani onu da, onun da farkına varalım. Yani cinselliğin, duygusallığın yaşanamadığı yerlerde bu şekilde zorla bir işlerin yapılması halleri gelişebiliyor diyebiliyoruz. Bir diğer önemsediğim sorunuz Asuman Hocam, psikolojik destek hizmetleri aslında sosyal hizmetlerin bir parçası olarak verilebiliyor mu? Tabii ki diğer unsurlara bağlı olarak, hani yasal düzenleme, hükümetteki düzenlemeler, sosyal hizmetler biriminin, biliyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliği birimi de bir türlü hayata geçirilmedi. Yani yasası da var, dairesi de var, orada duruyor. Onlardaki eksiklikler sürdüğü müddetçe bu dediğiniz de tam olarak olmuyor. Ama çeşitli sivil toplum kuruluşlarının veya sosyal hizmetler çalışanlarının önde gelenler, bazı isimler var. Burada bir ikisini söyleyip de öbürlerini unutmuş olmak istemediğim için isim vermeyeceğim. Bizler, sizlerin çabalarıyla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yeterli mi? Değil. Değil. Yani bunlar düzenli ve bir plan ve program çerçevesinde yapılabilmesi lazım. Sonra tespit edelim diyoruz insan ticareti mağdurlarını. Nasıl ayırt edeceğiz? İşte seks işçisi diye tabir edilenden gibi bir soruyu hatırladım şimdi. Ama hadi diyelim tespit ettik. Yani bugün kadın sığınma evleri bile yeterli değildir. Yani onları tespit ettikten sonra gene bir yasak
düzenleme çerçevesinde nerede barındıracaksınız, nasıl yaklaşacaksınız, hangi psikologla, hangi sosyal hizmet uzmanıyla onları önünüze alıp konuşacaksınız, hangi terapisti çağıracaksınız, el yordamıyla olacak işler değil. 2018'deki Çalıştay'da her zamanki hastalığımız Asuman Hocam, Arzu Hocam. Tespitleri güzel yapıyoruz. Çok güzel de şu yapılsın, bu yapılsın, alt alta, üst üste herkesin her söylediğini yazdılar. Orada kalıyor. Orada çıktı. Fakat onların uygulanmasıyla ilgili işte kaç yıl geçti gene üzerinden bir hareket yok. Dolayısıyla mücadeleye devam edeceğiz. Aynen öyle. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Bizler de çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu tür çalışmalarda yine el ele tüm sivil toplum örgütlerini de kucaklayarak omuz omuza gerek uluslararası gerek kendi ülkemiz bütün bunlarla işbirliği içinde ve dayanışma ve tüm dünyanın aslında ben aslında kadın olarak bakıyorum obje ama aslında insan olarak bakıyorum her konuda. Dolayısıyla dünya insanının yakışır bir şekilde günlük yaşamında anı yaşayabilmesi için bu işbirliğini hep beraber sürdürmemiz yararlı olacak düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederiz Meltem Hocam. Değerli konuklarımız, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizimle kaldığınız için bu kadar süre boyunca sabırla dinlediğiniz için. Biz Asuman Hocam'ın da başkanlığında bu tarz çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz yürekten hocam. Yürekten teşekkürler. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Siz de hoşça kalın.